Total istasyonları gün ortasını sunar. Efendim gün ortasından herkese selamlar. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 12.30'da yine gündeme dair gelişmeleri takip ederken bir tarafta da bugün önemli bir konumuz var ki özellikle endüstri ve eğitim işbirliğinin olması gereken günlerdeyiz. Dolayısıyla yapısal reformları konuştuğumuz ve yapısal reform içerisinde de yine nitelikli iş gücünün eğitilmesinde de niteliğinin kazanmasında da hep üniversiteleri sorguladığımız bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün bu konu üzerine yoğunlaşacağız. Özellikle eğitim ve üniversitelerdeki eğitim modellemesinin üzerine konuşacağımız konuyu da yine değerli konuğum var. Profesör Doktor Süha Atatürk, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün oldukça önemli konulardan bir tanesini işliyor olacağız. Çünkü hep biz böyle ekonomide bazı şeyleri dile getirirken yapısal reform diyoruz ama yapısal reformun en temelinde eğitim yer alıyordu. Ve genelde bir endüstri eğitim modellemesinden bahsediyorduk. Şimdi siz bir model ürettiniz. Bir model ortaya çıkardınız ve bu modelin üzerine biraz değinmek istiyorum. Öncelikli olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Hocam niye bir modele ihtiyaç duydunuz ve yeni bir model ortaya attınız? Evet, teşekkürler. Meseleye şöyle bakmalı. Üniversite öyle ilginç bir ortam ki bunu tanımak, bunu hissetmek gerekiyor. Öğrenciler, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden gelen öğrenciler, genç insanlar, öğretim üyeleri, çalışanlar, spor alanları, diğer saha alanlar, inanılmaz bir aktivite, inanılmaz bir enerji var, sinerji var. Ve bizim üzerimizde muazzam bir sorumluluk var. Eğiticiler olarak, üniversite hocaları olarak, bölüm başkanları olarak. Evet, doğru. Hatta rektörler olarak. Bu sorumluluk bizim bu öğrencilerle ilgili ne yaptığımız ve onları nasıl yetiştirdiğimizdir. Hı hı. Düşününüz ki öğrenciler mezun oldukları zaman son derece zor şartlar altında bir çalışma hayatına atılıyorlar. İşte bizim temel sorumluluğumuz onların bu zor şartlarda, bu zor kurullarda nasıl başarılı olabilecekleriyle ilgili çalışmaları yapmaktır. Onların bilimsel ve entelektüel kapasitelerini ve kabiliyetlerini o ortamda kullanabilecekleri, o ortamda başa çıkabilecekleri bir altyapıyla onları okulumuzdan mezun etmektir. Üniversitenin görevi bu. Doğru. Bunu yaparken hem onları bu şekilde hazırlayacak hem de bunların aynı zamanda araştırmasını yapacak bir yerdir üniversite. Bunu böyle kabul etmek gerekir. Bu büyüklüğün bize getirdiği bir başka sorumluluk da işte bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Sorduğunuz sorunun yanıtı bu. Evet, doğru. Bir modeliniz yoksa yaptığınız eğitimle ilgili olarak size birileri kim olursa olsun bu eğitimi neye göre yapıyorsunuz diye sorduğunda verilecek bir yanıtınızın olması gerekli. Bu yanıt öyle herhangi bir yanıt olamaz. Bu yanıt resmi, resmileşmiş, kurumlaşmış ve açıklanabilir, yayınlanabilir, bilinebilir bir şey olmalı. Ve sürekliliğin sağlanmasını sağlayacak bir şey olmalı. Doğru. İşte model veya bizim modellerimiz bunu sağlayacaktır. Hı hı. Bu kaygı bizi, beni ve arkadaşlarımı 2002 yılından beri üzerinde çalıştığımız, hı hı. 2007'de bir ara harekete geçip sonra sonlandırdığımız benimsenmediği için. Şimdi de artık İstanbul Gedik Üniversitesi'nde kendi bölümünde öncelikle olmak üzere uyguladığımız bir model bu. Evet, şimdi hocam şöyle de bir durum var. Hep genelde şundan bahsediyoruz. Eğitim ve endüstri işbirliğinin olması lazım. Yani endüstrinin ihtiyacına cevap verebilecek bir üniversite öğrencisinin yetişmesi lazım. Yani üniversiteden çıktıktan sonra genelde bizim işverenlerimiz bir maliyete katlanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi genç istihdamın oldukça şu anda genç işsizliğin oldukça yüksek seviyelerde olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla bunun altını biraz eşelediğimiz anda ortaya sorunlar çıkıyor. Sadece öğrenci tarafında mı bu? Aynı zamanda modelde
akademisyen tarafında o akademik kadro ya da idari kadro hiç fark etmez. Orada da bir eksiklik yok mu? Bu model neyi içeriyor? Yani çünkü hep bunu öne çıkartmamız gerekiyor. İlişkiler nasıl kurulacak? Bu böyle başlayalım isterseniz. Evet. Bir üniversitenin kaygısı ve de tabii üniversitenin kalbi bölümlerdir. Bölümler. Dolayısıyla doğru. Bölüm başkanları çok kıymetli insanlardır. Eğer işini doğru yapıyorsa. Bizim öncelikle dünyayı iyi tanımamız gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dünya nerede olacak? Hı. Türkiye nerede olacak? Nasıl bir dünya tasavvurunuz var? Bunun için tabii ben şöyle bir örnek vereyim size. Tesla fabrikalarını inceledim ben. Tesla fabrikası tabii elektrikli araç üreten ve daha pek çok iş yapan büyük bir şirket. Fabrikalarından bir tanesi Arizona Reno'da çölün üzerinde bir fabrika. Buradaki binlerce üretilen araç ve elektrikli araç aksamlarını %65'ini robotlar üretiyor. Yalnızca %35'ini insanlar kablolarını vesaire diğer işlerini yapıyorlar. Düşünün şimdi fabrika robotlarla çalışıyor. Peki bu robotların yaptırdığı bu fabrikanın diğer departmanları nasıl çalışacak? İşte sizin o fabrikalarda, o şirketlerde herhangi bir departmanında çalışabilecek insanı üretmeniz gerekir. İnsanın donanımını sağlamanız gerekiyor. Ne bileyim meslekler olarak baktığımız zaman işte veri bilimciliği, arayüz elemanlığı, işte web koordinatörlüğü, web tasarımcısı. Yani biraz daha modellerde de o değişen dünyaya yönelik meslekleri de revize mi etmek lazım hocam? Yani en basına uluslararası ilişkiler bölüm başkanısınız ve uluslararası ilişkilerdeki eski müfredat yürümüyor artık hocam. Yürümüyor. Yürümemesi çok normal çünkü sizin eğitiminizle dış dünyadaki eğitim uyuşumsuz. Bütün mesele bunu uyuşumlu hale getirebilmek. Örneğin, tabii ben modeli anlatmak isterim uzun uzun ama bu kısa süre içinde mümkün değil. Dolayısıyla... Alalım isterseniz hocam. Yine modelin ilk bölümünden mesela yine editörümüzden de rica edelim. İlk slaytı da alalım. Orada modelle başlayalım. Nasıl bir model? Yani ihtiyaçlara cevap vermedi bu zamana kadar yarattığımız. Çünkü dünya değişiyor. Evet. Endüstri 4 diyoruz, toplum 5 diyoruz, akıllı işte fabrikalar diyoruz, akıllı üretimler, robotlar diyoruz. İllaki sosyal bilimler de değişiyor hocam. Tabii kesinlikle. Yani teoriler de yarım kalıyor, cevap vermiyor ya da teoriler o yeni değişen düzeni oluşturmada yetersiz kalıyor. Evet, editörümüzden de rica edelim lütfen. Ekrana da verirsek mesela modellemeyle başlayalım. Evet. Yani bu modelleme aslında tabii mümkün olduğu kadar basit olmalı modelleme uygulanabilir olması için. Ama şu dört alanda söyleyebilirim onu. Modelin bir kere kurulması gerekiyor. Modelinizi kuracaksınız. Bu model sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir yapı. Açıklayacağım ama esas ikinci bölümü öğretim üyesi oryantasyonu ve eğitimin geçerli kılınması lazım. Yani kurduğunuz eğitiminizde her şeyini biraz sonra göreceğiz. Bunu uygulamasını, denemesini yapmadan öğrencilerle buluşturamazsınız. Eğitimin uygulanması demek sınıf içindeki eğitim demektir. Yüz yüze veya online. Bu nasıl olacak? Nasıl bir eğitim burada yürütülmeli ki o öğrenci hazır olarak gelsin sınıfa ve muazzam bir sonuç elde edelim. En sonunda da değerlendirme. Bu modelin genel şeysi. Ama şu, evet biraz önceki yansı lütfen. Evet burada gördüğünüz gibi aslında modelin özü bu. Hedeflerin belirlenmesi, hedefler temelinde program çıktılarının belirlenmesi, derslerin temel fikirlerinin tanımlanması ve analizi, müfredat için derslerin belirlenmesi, her ders bölümünün bölümünün ilkelerine uyup uymadığının değerlendirilmesi ve şimdi şunu söylemem lazım özellikle, ders kritik konularının saptanması ve programın kritik yolunun saptanması. Evet, bu çok önemli. Niye önemli hocam? Şimdi ben de akademik kariyer yaptım ve üniversitede de hala daha ders veriyorum. Dolayısıyla
Müfredata baktığımız zaman müfredatlar güncelliğini yitirmiş durumda. Müfredatların her yıl yeniden güncellenmesi gerekiyor. Ve kesinlikle mesela öğrencilerde, üniversite öğrencilerinin uygulamadan kopmaması gerekiyor. Uygulama derken dünyadaki gelişmelerden kopmaması gerekiyor. Bugün biz işte OPEC artı ülkelerindeki anlaşmazlığı konuşuyorsak, üniversite öğrencisi o hafta onu da bilmeli ve teorinin yanında mutlaka gelişmeleri de takip etmeli. Tabii o da müfredatın eğer güncel tartışmalar diye bir programınız varsa, hı hı, ve her hafta haftanın, doğru, bir gününü boş bırakmışsanız ve o gün yalnızca konferanslar, ne diyelim, İstanbul gezileri ya da fabrika gezileri gibi gezileriniz olmazsa bu dedikleriniz olmuyor. Evet, evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var sizin sorunuzu yanıtlamak için. Programın hedeflerinin belirlenmesi. Bu hayati bir şey. Evet. Nasıl bir 4 yıl sonunda öğrenci arıyorsunuz? Nasıl onları kapasite ve kabiliyet olarak geliştireceksiniz? Onun tanımını burada yapıyorsunuz. Bakın ben size söyleyeyim. Bizim belirlediğimiz program hedeflerimiz şunlar. En az 2 yabancı dili bilmeli. Kesinlikle bir, artık öyle değil. Bir, evet, kaç dil biliyorsun deniyor. Evet. Bunun için bizim programımızda şu var. Bir program İngilizce zaten, hı hı, bütün dersler İngilizce. Yani Türkçe konuşmak mümkün değil bizim bölümde. Hı. İkinci dil Çince. Hı hı. Ve Çince klasik olduğu gibi 3 saat değildir haftada, 5 saattir. Neden Çince hocam? Bunun çok cevabı aslında çok net. Yani bu çok güzel bir girişim, bu çok güzel bir adım bu arada. Çünkü ben uluslararası ilişkiler, evet, hocasıyım. Evet, o yüzden. Dünyayı, özellikle Amerika çalışan bir insanım. Ama Amerika çalışmak demek Çin'i iyi biliyor olmanız demektir. Kesinlikle. Çin'in bu gelişini biz 2005 yılında yapmış olduğumuz, 2015 yılında dünya ve Türkiye çalışmasıyla öğrendik, anladık. Ve biz 2005 yılından beri Çin'le uğraşıyoruz. Doğru. Nitekim şimdi 2005 yılındaki o dünya durumuyla ilgili 9 ülkeyi karşılaştırmıştık. 2005 yılında kim daha güçlü, kim daha ağırlıklı bir ülke diye 48 kriterle karşılaştırmıştık. Şimdi 9 değişik üniversitelerden öğrencilerimle bir grup oluşturduk ve bu grup aynı ülkeleri aynı kriterlerle 2020 yılı değerlerine göre karşılaştırıyoruz. Yakın zamanda bitecek çalışma, onu da yayınlayacağız. Çin'i tanımak, geleceği, hı hı, tanımak demektir. Doğru. Onun için programınızın böyle olması gerekir. Çin'i tanımak yalnız Çince derslerini vermekle bitmiyor. Bakın, kariyerlerini ülke içinde ya da dışında yüksek lisans ve doktora programlarıyla sürdürme imkan ve yeterliliğine sahip olmalarını istiyoruz mezun olanların. Yurt dışına gidebilmeli, ben yurt dışında yüksek lisans yapacağım diyebilmeli, paralı veya burslu. Bu yeteneğin, bu kabiliyetinin olması gerekiyor. Biz bunu sağlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı ya da diğer kamu, yüksek kamu kurumlarına girebilmeli. Çünkü onların standartları çok yüksek. Ülkedeki pek çok özel kuruluşta yüksek istihdam olanaklarına sahip olmaları ve özel prosedürler gerektiren başvurularının ardından yurt dışında da iş bulabilmeli. Ve en sonunda tabii ulusal ve evrensel değerlere sahip entelektüel bireyler olmalı. En önemlilerinden bir tanesi de zaten bu hocam. Yani entelektüelliğe sahip olmak ve üniversitelerde bir de araştırma kısmında merak ediyorum. Biz sizin hani program öncesinde de konuştuk. Mesela çok ciddi eksiklikler var. Araştırma üniversiteleri ya da öğrenim üniversitesi, eğitim üniversitesi. Yani genelde yurt dışında ya bir researcher olur ya da işte yani teacher dediğimiz hani böyle bir araştırmacı olur, bir de öğretim kısmında olur akademisyenlerde de ve üniversitelerde de YÖK'ün uygulamış olduğu böyle bir pilot ve okullar vardı, araştırma üniversitesi diye. Mesela bunların etkinliğini de tartışabileceğimiz bir dönemde miyiz? Ne dersiniz? Tabii ki. Yalnız izninizle bir hususa daha değineyim. Önümüzdeki yılların dünyasında, hı hı, hiçbir kurum, hiçbir, doğru, kurum, hı hı, askeri, sivil, özel, devlet, hiçbir kurum eğer kurumlarını %100 dijitalize etmemişse, hı hı, artık onun rekabet etme şansı kalmayacak veya işlerini düzgün yapma şansı kalmayacak. Dolayısıyla biz evet bir yandan İngilizce, bir yandan Çince veriyoruz ama programımızda, hı hı,
birinci dönemde, üçüncü sınıfın birinci döneminde dijitalizasyon ve uluslararası ilişkiler diye bir ders var. İkinci dönemde de bu dersin uygulamaları var, proje üretme. Ve bu projeler üretilirken, ki çok kıymetli hocalarımız var bu dersleri veren, İngilizce ve Çince'nin yanında öğrenci yapay zeka dillerinden ikisi olan Python ve Power BI yazılımlarını da öğreniyor ve projelerini o yazılımları kullanarak çözümlüyor. Dolayısıyla yani programınızın o hayal ettiğiniz ya da gelecekte olacağını düşündüğünüz evrene uygun olması gerekiyor. Bunu yapmıyorsanız ama bu öyle oradan bu dersi alalım, buradan şu dersi alalım diye eklemelerle olacak bir şey değil. Program modelin size adım 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 sorarak, sizi sorgulayarak yaptırttığı bir sonuçtur. Evet, yani hedeflerin ne? Bu hedeflere giderken hangi yollardan geçmen gerekiyor? Bu şekilde kurgulanmış bir modellemeden bahsediyoruz aslında. Evet. Ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitimden bahsediyoruz. Sorunuzun yanıtı da şu, araştırma. Araştırmacı ve tabii kaliteli olan hocalardan söz ediyorum, kaliteli hocadan söz ediyorum. Yani kendini iyicene akademiye adamış. Onlara eğer özgürlük tanırsanız, onlar özgürce çalışırlarsa, tabii ki yatırımlar, onunla ilgili laboratuvar yatırımları mutlaka olacak. Olmaması için hiçbir neden yok aslında. Bir tek gerekçe var, istekli olmak ve bu isteği özgür insanlarla birlikte oluşturmak, sabırlı olmak. Bir örnek vereyim size. Cambridge Üniversitesi'nde Dolby şirketinin oğlu, ölen baba Cavendish laboratuvarlarında orada doktorasını yapmış. Adam ölmüş ama Dolby şirketi büyümüş ve oğlu şu anda şirketin başında. Ve bir yardım yapmak istiyor Cavendish laboratuvarına, yani fizik laboratuvarına. 75 milyon pound verdi. Sırf bir yeni bina yapılıyor, şu anda bitmek üzere. Binanın yapılışı da bir efsane. Ve içindeki donanımlar alınıyor. Yeni, yani eski laboratuvarlar artık o yeni oraya taşınıyor. Fakat bu 75 milyon pound'u verirken kişi bir hocaya, benim çok yakından tanıdığım bir hocaya soruyor. Diyor ki, size bu parayı vereceğiz hocam, 75 milyon pound. Ne yapacaksınız? Cevap şu, araştırmalarımıza devam edeceğiz. Biz yaptığımız şeylere devam edeceğiz. Çok güzel şeyler bulabiliriz. Ama bilmiyorum, belki de hiçbir şey bulamayabiliriz, diyor. Ve onu dediği için para geliyor. Hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Ama çalışmak, araştırmak, onun sonu yok. Devam edeceksiniz. Doğru. Sabırla. Yani biraz anlayışımızın biraz daha değişmesi gerekiyor. Daha dengeli, düzenli ve bir şeylere dayanan işlerin yapılması, hesap verebileceğimiz işlerin yapılması gerekiyor. Bir şeyi neye göre yapıyorsunuz? Bizim model yapmamızın gerekçesi bu. Kendime sordum zamanında, 2002 yılında. Ya bu işleri neye göre yapıyorsun? Bilmiyorum, işte birisi getirmiş, onu yapmış. Hayır. Bunun bir gerekçesi olmalı. Dayanağı olmalı. Ve bizden sonrakilerinde geliştireceği bir temel olmalı. Doğru. Bunu yaptığımız için ben son derece mutluyum. Öğrenciler de aslında gördüğüm kadarıyla... Onların gelişmesini gördüğümüz için onlar da mutlu, biz de mutluyuz. Daha da iyi olacak. Evet, doğru. Hocam, anket çalışmasından bahsetmiştiniz bir de. Anket çalışmasına da ne ölçüyor? Yani burada kendimizi mi ölçüyoruz? Modelde ne, anket çalışması derken? Evet, sosyal bilimlerde en çok başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Bunu da biliyoruz. Sınamak ve geri dönüşleri alabilmek adına, geri bildirimleri alabilmek adına. Bunun aslı nedir peki? Evet. Tabii bu beni üzen bir konuydu aslında. Yıllardır bu işin içindeyim. Gördüğüm şey şuydu. Öğrencilere anketler veriliyor. Tam sınavın öncesinde veriliyor. Yahut yapılmış anket notlarını öğrenmesi için öğrencilerin önce anketi tamamlamaları gerekiyor. Bu felaket bir şey. Ve anketler gördüğüm kadarıyla
öğretim üyelerini denetliyor. Öğretim üyelerini soruyorlar öğrencilere. Bu çok ayıp bir şey. Evet. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Esas sınanacak olan sizin yaptığınız programdır. Doğru. Öğrenci sizin programınızı eleştirecek. Ben zaten hocalarıma güveniyorum. Zaten hocalarım özgürce eğitimlerini yapıyorlar. Hepsi de kaliteli. Onun bir şeyini ölçmeme ihtiyaç yok. Ben programımı ölçerim. Evet. Ve programda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini öğrenciyle. Zaten toplu yıllık değerlendirmelerimizde öğretim üyelerimiz var, asistanlarımız var, danışmanlarımız var. Dışarıdan gelen 8 danışmanımız var. Dışarıdan ders veren öğretim üyelerimiz var. Dolayısıyla biz el birliğiyle bu meselenin çözümüne yaklaşıyoruz. Yoksa kimseleri denetlemek veya kontrol etmek için değil. Öğretim üyesi, iyi bir öğretim üyesi kontrol edildiği sürece kötüleşir. Evet. Özgür bırakmak gerekir. Yaptığına bakmak gerekir. Cübbenin önünde iyilik yoktur hocam. Bundan dolayı değil midir zaten? Çok doğru, çok doğru. Dolayısıyla yani eğitimlerimizin daha etkin, daha istenen şekilde ve eğitimden mezun olan öğrencilerimizin dış dünyayla uyuşumlarını sağlayabilmek için sağlam modellere ihtiyacımız var. Bu modellere göre eğitimlerinizi ödünsüz şekilde yaparsanız, bütün sistem onu kontrol ederse aslında, modeli kontrol ederse, ben inanıyorum ki iyi yetişmiş insanlar, öğrenciler, iyi yetişmiş mezunlar olarak ilgili yerlerde derhal iş bulurlar. Düşünebiliyor musunuz? İngilizce CV'mi gönderiyorum. İngilizce biliyorum. Çince orta halli biliyorum. Yapay dil, zeka dillerini biliyorum. Uluslararası ilişkileri bitirmişim. Ben o insanı, o öğrenciyi, mezunu belli bir noktaya değil, herhangi bir nokta için alırım. Çünkü o 15 gün içinde yapması gereken işi öğrenir ve artık geliştirir. Toplum beş ayak uyduran bir öğrenci kıvamını aslında getiriyoruz bir nevi, değil mi? Tabii, çok önemli. Yani o dili anlayabilecek bir öğrenci kıvamına getiriyoruz en azından. Öyle bir ortamda çalışabilme zekasına ve yeteneğine sahip, bilgisine sahip insanlar. Yabancılık çekmeyen, hemen o ona uyum sağ, hatta onu daha iyiye götürebilen o tür insanlar. Bu programlar bunları yapıyor. Ve eğitimde şöyle bir şey daha, tabii bunun için ayrıntıyı söyleyemedim ama öğrenci, bu Philip Learning'le karıştırıyorlar, öyle bir şey değil bu. Öğrenciye önceden öğretim üyesi ilgili makalelerini, ilgili kitaplarını veriyor. Okunmalarını sağlıyor. Biz ona analitik okuma diyoruz. Zaten RDS diye bir model o, alt model. Reading, Discussions, Evaluation and Scenario Writing. Öğrenci çalışarak geliyor okula. Ama yalnız çalışması, okuması yetmiyor. Okuduğu alanla ilgili 5 soru hazırlıyor. Bu 5 sorudan sonra da 10 dakikalık bir konuşma yapabilecek şekilde hazır geliyor sınıfa. Ve sınıfa seminer lideri olarak ben soruyorum. Bunu geçerli kıldık bunu. Denemelerini yaptık. Kim bugün gönüllü diyorum örneğin. Kim ders vermek istiyor? Seminer lideri. Ben. Buyurun siz yapın. O önce ne yapmak istediğini anlatıyor öğrencilere. 10 dakikalık konuyla ilgili bir konuşma yapıyor. Ondan sonra o hazırladığı 5 soruyu tek tek öğrencilerle tartışmaya başlıyor. Ben yukarıdayım veya hoca yukarıda. Bakıyor yalnız. Evet. Ve tartışıyorlar. Hoca ne yapıyor peki? Hoca en sonunda bütün o tartışmalardan çıkan sonuçları, eksiklikleri gideriyor veya tartışmaya o da müdahil oluyor ve ders bitmiyor. Evet. Öğrenci evine gittikten sonra bu dersle ilgili belki bir hafta sürdü, belki iki hafta sürdü. 500 ila 2000 kelime arasında bir senaryo yazıyor, bir writing yapıyor, yazıyor. Paper yazıyor. Bu çok önemli. Evet. Bu oldukça önemli. İşte. Ders böyle yapılır. Doğru. Bunu yapıyorlar. Bunu uyguladık, denedik. Son derece verimli oldu. Bir de şeyi söyleyeyim. Belki kaç dakikamız var? Son bir dakika. Son bir dakika. Hocam. Ders kritik konularında syllabus şöyle hazırlanıyor. Syllabus'ı yöneticiler olarak biz öğretim üyeleriyle birlikte her dersin syllabus'ını biz hazırlıyoruz. Ve her dersin syllabus'ı için 6 kritik konuyu biz yazıyoruz. O derste mutlaka verilmesi gereken konular bunlar diyoruz. Kim olursa olsun hoca.
Onun eline böyle bir hazır silibus veriyoruz. Diyoruz ki ona, isterseniz siz bu 6 konuyu 14 haftada verin. İsterseniz 6 konuyu 6 haftada verin. Geri kalanında da siz özgürce ne istiyorsanız ona verin. Evet, doğru. Böylece eğer 30 dersiniz varsa diyelim, 6 çarpı 30, 180 ders kritik konusu var oluyor. Aynen öyle. Bunun tamamını bir araya getirdiğiniz zaman bölümün kritik, programın kritik yolu oluyor. Evet. Artık siz herhangi bir ders işleme, ekleme, çıkarma veya herhangi bir dersten konu çıkarma söz konusu olduğunda o kritik yola bakıyorsunuz. Oradan çıkarılanın ne etki yarattığına, yeni eklenecek olanın ne etki yaratacağına bakıyorsunuz. Ve böylece sizin programınız tam bir endüstri mühendisliği programı gibi oluyor evet, çok, aslında. Evet, çok daha farklı, yeniliğe ayak uyduran, aynı zamanda bu dijitalleşmeden uzak kalmayan, biraz daha gelenekselci programlardan daha yenilikçi programlara doğru tabii, da. Tabii, sivil toplumlar, endüstri, yenilenebilir enerji, bunların hepsi var. Zaten entelektüel kapasite için gerekli. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum, tebrik de ediyorum. Umarım bu modelleme tüm üniversitelere de dağılır ve eğitim bu tarafa doğru evrilir. Başarılarınızın devamı dilerim, saygılar hocam. Çok teşekkürler. Efendim Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Süha Atatüre ile birlikte, Profesör Doktor Süha Atatüre ile birlikte eğitim endüstri işbirliği ve eğitim modellemesi üzerine, nitelikli iş gücü üzerine yine konuşmamızı yaptık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ise kalkın. Kurma ajanslarını konuşuyor olacağız. Total istasyonlarının ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyetler yürüten İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Burhan Akyılmaz bugünkü konuğum. Burhan Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, yayın öncesinde de konuştuk. Özellikle İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın projelerini yakından takip ediyorum. Yaptığınız araştırmalar da öne çıkıyor. Öncelikli olarak hangi illerde faaliyet gösterdiğinizi de söyledik. Ama GEP bölgesi için özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve buradaki turizm tanıtım ve markalaşma projesi kapsamında bir takım girişimleriniz vardı. Daha öncesinde yine ekranlarda da bunu tanıtmıştınız ama Türkiye'nin ekonomisinde en büyük ihtiyacı turizm tanıtımı. Evet. Ben her zaman bunu da söylerim. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman mesela en basitinde işte Kan'a gidiyorsunuz. Normal bir bina, kırmızı bir halı konmuş ama biz Kan'a niye gidiyoruz? İşte Kan Film Festivali'nden. Yani tanıtımı yapılmış. Evet. Türkiye'nin çok ciddi, yani cennetten bir köşe, her yer muhteşem ve tanıtımı eksik. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi de bu bağlamda. Mesela işte Gaziantep olsun, Adıyaman olsun, Kilis olsun, buraların da çok ciddi tanıtıma ihtiyacı var. Ve Kalkınma Ajansı bağlamında siz buna önem veriyorsunuz. Bu çok önemli bir proje. Evet. Öncelikle ben kısa bir şekilde kalkınma ajanslarının faaliyet alanından bahsetmek istiyorum turizmden önce. Bildiğiniz gibi ülkemizde 26 kalkınma ajansı var. Bu kalkınma ajanslarının tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı. Kalkınma ajansları genel müdürlüğü bünyesinde koordineli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyorlar. Aslında 3 temel görevleri var kalkınma ajanslarının. Birincisi bölge kalkınma planında yer alan gelişme eksenlerini destekleyecek projelere fon sağlamak. İkinci misyonumuz bölgemizdeki sektörel raporların hazırlanması, strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve bunun hedef kitlelere katkısını hedefleyen faaliyetlerimiz var. Bir de bütün ajansların yatırım destek ofisleri bulunmakta. Bu yatırım destek ofisleri aracılığıyla bölgelerimize yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara A'dan Z'ye her konuda devlet adına gönüllü danışmanlık hizmetleri yapıyoruz. Yatırımcının, çok ciddi bir girişim. Evet, yatırımcıların yatırım yeri tahsisi, çalıştıracakları yabancı personelin olması durumunda onların izinlerinin alınması, şirket kurulumları, yatırımcının ihtiyaç duyduğu her konuda devlet adına biz danışmanlık yapıyoruz. 3 önemli fonksiyonlarımız var. Tabii bizim İpek Yolu Kalkınma Ajansı özelinde geldiğimizde bölgemizin 3 önemli gelişme ekseni var. Bunlardan birincisi imalat sanayi, tarım ve turizm.
Sizin de girizgahta bahsettiğiniz gibi bölgemizde faaliyet gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde 3 kalkınma ajansı ve 1 kalkınma idaresi var. Hı hı. Biz bu 4 kurum olarak bir araya geldik ve tarihi doğal güzellikleriyle adeta ülkemizin açık hava müzesi konumunda olan ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan 9 il, Kilis'ten başlayıp Şırnak'a kadar uzanan 9 ili bundan sonraki dönemde Mezopotamya destinasyon markasıyla tanıtmaya başladık. Bunun da lansmanını geçtiğimiz günlerde hem Sanayi Bakanımızın hem de Turizm Bakanımızın katılımıyla Şanlıurfa Müzesi içerisinde bir lansman toplantısı yaptık. Bundan sonra bölgemize gelen tüm turistler, tur ajantaları, seyahat operatörleri üzerinden bu marka üzerinden tanıtımlar yapılacak. Bunun için buradaki bizim asıl amacımız Güneydoğu Anadolu bölgesini dünyada gezilebilecek yerler listesine dahil etmek. Ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir dijital platform oluşturduk. Mezopotamya.travel isimli bir dijital web sitemiz, platformumuz var. İnteraktif bir şekilde çalışıyor. Burada turistlerin, gezginlerin kendi rotalarını tayin edebilecekleri bir yazılımımız var. Toplam 35 kent rotası, 9 tematik rotayla her gezgin kendi rotasını kendisi buradan tasarlayabiliyor. Bunun yanı sıra bu web sitesinin haricinde hem iOS hem de Android telefonlarda kullanabilecek mobil application'lar tasarladık. Bunlar çok da güzel. Yine galerilerde bulunmakta. Bunu ilgi duyan kişiler indirip telefonlarından bu bölgeyi daha yakından tanıyabilirler. Üstünde hizmet veriyor şu anda bu web sitemiz. Evet. Japonca, İngilizce ve Türkçe olarak ileriki dönemlerde Almanca, Fransızca, Çince gibi diller de eklenecek. Hı hı. Tabii bu projeyle beraber ben buradan tüm bölgemizde, ülkemizdeki seyahat ajantalarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Doğru. Lütfen bundan sonraki dönemlerde artık GAP turları, GAP bölgesi değil de Mezopotamya bölgesi diye müşterilerine bölgenin destinasyon pazarlamasını ve satışını yaparlarsa memnun oluruz. Çünkü bu marka gerçekten hem bölgeyi bilinir kılıyor. Çünkü daha önceki dönemlerde GAP turu dendiğinde insanların aklında daha çok teknik bir gezi akla geliyordu. Evet, doğru. Sulama projelerinin izlendiği Güneydoğu Anadolu projesi, evet. Turuna gidiyorum diye, evet. Bakıyor bak. Zihinlerde bir turizm algısı oluşturmuyordu ama Mezopotamya markası bölgenin sahip olduğu derin arkeolojik, mitolojik, sanatsal, kültürel, ören yerleri, eski medeniyetlere ait mabetler gibi birçok zenginliği bünyesinde barındırıyor. Bu zenginliği de en iyi yansıtan marka Mezopotamya markası. Evet, doğru. Bu bölgemize, ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilimizi bu marka altında tanıtmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bununla birlikte diğer tarafta Kurban Bayramı'na özel bakacak olursak, işte turlara bakıyorum mesela. Ankara çıkışlı klasik işte Güneydoğu Anadolu projesi turu, GAP turundan bahsediyor. Yani genelde Mezopotamya turu demiyor. Belki Mezopotamya turu dense çok daha ciddi anlamda dediğiniz gibi bir turist çekme olasılığı, evet. Var yani. Evet. Bu işte nedir bu? Antakya, Adıyaman, Batman, Mardin, Urfa, Gaziantep diye Kilis, böyle. Kilis, Şırnak. Evet, Kilis, Şırnak diye devamı geliyor. Şimdi Burhan Bey, en önemli projelerinizden bir tanesi bu ki bence Türkiye ekonomisine ciddi anlamda etki yaratacak ve ihtiyacı olan bir projeye karşılık veriyorsunuz. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunun yanında diğer bir proje var ki o da Kilis ve Adıyaman'da 30 fabrika projesi. Evet. Çok önemli bir proje. Yani evet. Yatırımcı sayısının arttırılması, istihdam boyutuyla bunu nasıl değerlendirirsiniz? Biraz da bu projeyi aşalım isterseniz. Bildiğiniz üzere bölgemiz çok göç alan bir bölge. Hem iç göç hem dış göç. Suriyelilerin de çok yoğun olduğu bir bölge. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer illerinden de göç alan bir bölgedeyiz. TRC bir bölgesi olarak. Bu göçü yönetmek de istihdam çok önemli bir parametre. Dolayısıyla burada üretim ve istihdamı artıracak bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bunu da bakanlığımız koordinasyonunda hayata geçirdik. Özellikle Adıyaman ve Kilis illerimizde OSB içerisinde ve OSB dışında boş olan arazilerde fabrika binaları yapıyoruz. İnşaatlara kısa bir süre sonra başlayacağız ve bir yıl içerisinde yatırımcılara teslim edeceğiz. Tabii biz bu fabrika binalarını özellikle emek yoğun sektörlerde yatırım yapan yatırımcılarımıza tahsis edeceğiz. Çünkü burada bizim asıl amacımız istihdamı artırmak. Biz buralara talip olan yatırımcılarımızı istihdam sayılarında yarıştıracağız. Kim daha fazla istihdam taahhüdünde bulunursa
cüzi bir kirayla bu fabrika binalarını onlara çok uzun süreliğine teslim edeceğiz. Anahtar teslim yapacağız. Çok ciddi bir proje bu. Evet. Dolayısıyla hem Kilis'te hem de Adıyaman'da toplam 30 fabrika yapacağız. Yaklaşık 53,5 milyon liralık bir yatırım bedeli var. Hı hı. Ve bu projeler tamamlandığında bölgemizde 45 bin kişinin istihdamını bekliyoruz. Yine yatırımcılar 16 Temmuz'a kadar web sitemiz üzerinden bu fabrikalara talip olabilirler. Başvuru 16 Temmuz'a evet. kadar. Evet. Yani İpek Yolu Kalkınma Ajansı üzerinden mi başvuru yapabiliyorlar? Evet, bize başvuru yapacaklar. Aa. Biz de başvuruları değerlendireceğiz. Sonra sonuçları ilan edeceğiz. Hı-hı. Uygun gördüğümüz yatırımcıya bir protokol imzalayıp fabrika binasını teslim edeceğiz. Hı-hı. Ve orada makine teçhizatını devlet teşviklerinden de 6. bölge teşviklerinden de faydalanarak gelip Hı-hı. yatırım yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle bölgeler arasındaki eşitsizliğin de evet. Ortadan kaldırılması bir nevi o denge gelir dağılımı arasındaki dengeyi de eşitlemek, biraz daha dengeyi evet. sağlamak değil mi? Kesinlikle. İstihdam da bölgemizde en önemli sorunlardan bir tanesi. Bunu bu şekilde çözmüş olacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde yeni yatırımlarla bölgemizdeki üretim ve yatırım ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Evet, şimdi burada tekstil, ayakkabı sektörü biraz daha hazır öne giyim, çıkıyor konfeksiyon, gibi değil mi? Hazır evet. giyim, konfeksiyon. Yani buradaki şimdi genç nüfusa bakıyoruz. Çok ciddi Türkiye totalinde de evet. genç işsizlik söz konusu. Yani işsizlik rakamlarımız zaten çiftannelerde geziyor. Manşet rakama da bakacak evet. olursak. Hal böyle olunca ister istemez atılan adımlar biraz daha önemli gibi duruyor. Burada şunu da eklemek istiyorum Tabii. müsaade ederseniz. Özellikle tekstil yatırımlarında. 1000 metrekarelik alanda 100 kişilik istihdam öngörüyoruz. Ayakkabı yatırımlarında ise 1000 metrekarelik alanda en az 75 kişilik bir istihdam taahhüdü bekliyoruz. Aa, çok güzel. Yani böyle bir durumda da önümüzdeki süreçte en azından istihdama bir yerden katkı ve ekonomik büyümeye yönelik de yani aktivitenin evet. faaliyetinin de arttırılmasına yönelik de bir takım katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey daha ekleyeyim Tabii. son olarak. Burada biz hani bir firma tamamen makine teçhizatı ve personelini buraya taşısın istemiyoruz. Biz yeni yatırım istiyoruz. Sıfır yeni yatırım. Mevcut bir fabrikanın bir tesisin Kilis'e veya Adıyaman'a taşınmasını beklemiyoruz. Biz özellikle yeni istihdam. Yeniden bir oluşum. Yeni istihdam istiyoruz. Yeni istihdam, evet. yeniden çalışmayan insanların istihdam edildiği yatırımlar istiyoruz. Belki burada ekonomik faaliyetteki oranını da arttırmak, Türkiye evet. ekonomisindeki bu aktiviteyi arttırmak bir miktar da öne çıkacaktır gibi duruyor. Bununla birlikte imalat sanayinin dönüşümünden de biraz bahsettiniz. İmalat sanayinin evet. dönüşümüne yönelik katkısından da bahsedelim isterseniz. Tabii yani ki. Burada Türkiye'de genelde gayri safi yurt içi hasılanın büyük pastanın bölümü hizmet sektöründe. Evet. Ve genelde niteliksiz iş gücünün var olduğu hizmet sektöründen bahsediyoruz evet. biz. Yani şu andaki süreç içerisinde çok fazla istihdamda nitelik gerektiren ekonomik faaliyetlerden bahsetmiyoruz. Ama imalat sanayinin dönüşümü derken bu hizmet sektörünün yanında da bir de o sanayileşme oranını artan politikalara destek vermek için mi oluşturulan projeler bunlar? Evet. Bölgemizde aslında imalat sanayinin merkezi Gaziantep. Gaziantep'le beraber Adıyaman ve Kilis'te yükseliyor imalat sanayinde. Tabii Gaziantep bildiğiniz gibi tekstilde, gıdada, ayakkabıda, halıda, kimyada, plastikte Türkiye'de önemli bir rekabet avantajının elinde bulunduruyor. Doğru. Ve bugün Gaziantep 8 milyar dolar yıllık ihracatıyla 200'den fazla ülkeye ihracat yapan ülkemizin önemli ekonomik lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Biz de bölgemizin kalkınma ajansı olarak şehrimizin bu rekabet avantajını daha da artırmak için özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda üretim yapacak bir dönüşüm süreci başlattık. Çok güzel. Burada da sürece biz makine metal sanayinden başladık. Niye makine metal sektöründen başladık? Çünkü savunma sanayi ve medikal sanayine ürün üretebilecek en yakın sektör bu sektörümüz. Bölgemizde de 140 tane makine metal sektöründe faaliyet gösteren firma var. Biz yaptığımız bir yerinde analiz çalışmasıyla birlikte 30 firmayı örneklem alarak bir analiz yaptık. Bu analiz sonucunda makine metal sanayinin mevcut durum analizini yaptık. Sonra uluslararası sanayi sınıflandırması listesinde yer alan yeteneklere göre ilimizdeki sektörün yeteneklerini tespit ettik. Ve Gaziantep'teki firmalarımızın 71 yeteneği var bu uluslararası standart kapsamında. Bu 71 yetenekle de Gaziantep makine metal sanayimiz, sanayi firmalarımız 453 yeni ürün üretebilme kapasitesine sahip. Ve bir ürünlerin envanterini çıkardık. Evet. Mevcut altyapısıyla, mevcut üretim hattıyla üretebilecekleri yeni ürünlerin listesini çıkardık. Artı bunun akabinde de
savunma sanayi alanında Gaziantep'te yapılabilecek yatırımların bir listesini hazırladık. Sonra bu yatırımların da ön fizibilitelerini hazırladık. Şimdi bu fizibiliteleri hazırlanan yatırımlar için de yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz. Bu kapsamda da biz özellikle iki eksene vurgu yapıyoruz. Birincisi savunma sanayi, diğeri medikal sanayi. Medikal sanayinde Sanayi Bakanlığı'nın cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında geçtiğimiz yıl toplam 50 milyon TL bütçeli bir radyofarmasötik ilaç üretim merkezi kuruyoruz Gaziantep Üniversitesi bünyesinde. Çok güzel. Bu merkezde bir ARGE merkezi olacak. Yeni kanser ilaçlarının ARGE çalışmaları bilim insanları tarafından yapılacak. Diğer taraftan da burada özellikle kanser hastalarında tümörün görüntülenmesine yarayan ve radyofarmasötik adı verilen ilaçların üretimi yapılacak. Bu ilaçların üretimi için de tesisin altyapısı, binası bitti. Sikroton cihazı Kanada'dan geldi şu anda gümrükte. Önümüzdeki bir ay içerisinde montajlar bitecek ve biz Eylül ayında da üretime, ilk deneme üretimlerine başlayacağız. Bundan sonra Gaziantep'te kullanılan kanser ilaçları başka bir yerden temin edilmeyecek. Gaziantep'te üretilecek ve Gaziantep üzerinden hem çevre illere hem de Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılacak. Tabii bu dönüşüm Gaziantep imalat sanayinin dönüşümü için bir start, bir milat olmuş olacak. Kesinlikle. Biz devlet olarak bu yatırımı yaptık. Bizim peşimizden de özel sektörün de geleceğinden eminiz. Çünkü bu yatırım burada başarılı olduğu sürece özel sektör bu fırsatların burada egemen olduğunu, buradan kazanç elde edilebileceğini, pazarın payının büyük olduğunu görecek ve diğer yatırımları yapacağına inanıyoruz. Kesinlikle ülkeye çekmesi açısından. Keza savunma sanayi ile ilgili de yatırımlar var. Bu da çok önemli. Örneğin, mesela savunma sanayi. Gaziantep'in ilk savunma sanayi elektronik yatırımı geçen yıl 2,5 milyon euroluk bir yatırımla yapıldı. Ve şu anda Türkiye'de üretilen tüm İHA ve SİHA'ların görüntü kayıt kartları Gaziantep'te üretiliyor. Yine biz Kalkınma Ajansı olarak valilikle, diğer paydaşlarımızla, odalarla beraber Ankara'da Savunma Sanayi Başkanlığı'na çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. Beraber analizler yapıyoruz Sanayi Dairesi Başkanlığı'yla. Bu çalışmalar neticesinde önümüzdeki dönemde Gaziantep'te özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı, vakıf şirketlerine bağlı firmalarla ortak yatırımlar, şirket evlilikleri de planlıyoruz. Çünkü İstanbul'un ve Ankara'nın know-how'unu Gaziantep'teki sermaye ile birleştirip farklı bir modelde yatırımlar kurguluyoruz Gaziantep'te. Evet, burada bir miktar da aslında ilin öneminin artırılması. Yani sadece turistik amaçlı değil Gaziantep, genelde hep böyle denilince işte gastronomi ile öne biraz daha çıkar ama burada yine bir programda özellikle işte İhracatçılar Birliği Başkanı ile birlikte de yine değerlendirirken Gaziantep'in öneminden de bahsetmiştik. Evet. Şimdi Gaziantep işte tekstil olsun, ayakkabı olsun, buradaki sektörlerin yanı sıra gerçekten imalat sanayinin bir dönüşümünü yaşadığı, aynı zamanda işte savunma sanayide de öne çıktığı, bir miktar daha orta yüksek teknolojide ürünlerin üretildiği bir şehir haline gelecek ise eğer. Evet. Şimdi bu ajansın desteğiyle birlikte yürütülen projeler tüm Türkiye'de nasıl şekil alacaktır? Yani en basitinden ben şu an şunu soruyorum. İstanbul peki bunun neresinde oluyor o zaman diyorum. Yani çok ciddi bir projeden bahsediyoruz. Buradaki asıl amaç, genel olarak soruyorum, nüfus yoğunluğunu diğer illere eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde dağıtmak mı? Bildiğiniz gibi İstanbul Türkiye'de imalat sanayinin başkenti. Hatta dünyadaki önemli başkentlerinden bir tanesi. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Kesinlikle. Ama artık İstanbul kabuğuna sığmıyor. Taşmış, evet. Dolmuş. Ve yatırımcıların maliyetleri çok yüksek. Hem kira maliyetleri, istihdam maliyetleri, vergi maliyetleri, bu girdiler çok yüksek. Bu da yatırımcıların kar marjını düşürüyor. Ama Anadolu'da, bizim bölgemizde ve diğer bölgelerde maliyetler çok düşük. Bu da dolayısıyla devlet teşvikleriyle beraber bir araya geldiğinde yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar da bundan yararlanmak istiyorlar. Örneğin bizim bölgemiz üzerinde baktığımızda, Hatay yolu üzerinde Amanos tünelleri yapılıyor. Bu tüneller bittiğinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman gibi iller limana en az 85 kilometre yaklaşacaklar İskenderun limanına. Doğru. Bu da onların çok ciddi bir ulaştırma giderini, taşıma giderlerini azaltacak. Bu bir fırsat mesela. Yine bölgemizde Adıyaman ve Kilis 6. bölge teşviklerinden faydalanıyor ki bu en yüksek teşviği veren bölgelerden bir tanesiyiz. Bu var. Bölgemizde yetişmiş insan gücü kaynağı var. Biz çok sayıda mesleki eğitim merkezleri kurduk organize sanayi bölgesi içerisinde.
Hem eğitimler veriyoruz insanlara, nitelikli, vasıflı meslek insanları yapıyoruz. Bunun yanı sıra girişimcilik merkezleri kurduk. İki tane. Birisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Kalyon Garaj Girişimcilik Merkezi. Hı-hı. Bir de Kadın Girişimcilik Merkezi kurduk Gaziantep'te. Türkiye'nin ilk Kadın Girişimcilik Destek Merkezi. Orada şu anda 30 tane kadınımız bizim tahsis ettiğimiz işliklerde üretimlerini yapıyorlar ve birçoğu markalaştı. Hatta geçen hafta duydum ihracat yapanlar dahi oldu. Kadın girişimcilerden yürüttükleri projelerle birlikte ihracata doğru da bir adım atılan yine içeriden kadın girişimcilerimiz de var. Diyorsun. Ayrıca bölgede sosyal girişimciliği, kooperatifçiliği de destekliyoruz. Hı-hı. Çünkü kadınlarımızın kendi kendilerine yeter, kendi ayakları üzerinde durabilmelerin yolu üretmelerinden geçiyor. Kendi işyerlerini kurmaktan geçiyor. Biz de bu vesileyle örneğin Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük tarım okulunu kurduk. Orada kadınlara biz bir yandan tarımsal eğitimler veriyoruz. İşte toprağı havalandırmadan tutun da gübreleme, hasat etme gibi. Bir yandan da ticari eğitimler veriyoruz. Markalaşma, pazarlama, kooperatifleşme, girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Sonra bu eğitimi alan kadınlarımızdan 8 kişilik bir grup Ezogel'in kadın kooperatifini kurdu. Ve geçtiğimiz günlerde de Almanya'ya 700 bin TL'lik ilk ihracatını yaptılar. Reçel, turşu vesaire gibi yöresel kendi ürettikleri ve işledikleri ürünlerin ihracatını yaptılar. Bu Türkiye için, dünya için, dünya kadınları için güzel bir başarı örneği. Bu modelleri biz çoğaltmak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Özellikle %20'lerde olan kadın istihdam oranına baktığımız zaman yani bunların giderek artması 2007'den sonra bir miktarda artış görülüyordu ama ihracat rakamlarında olsun, hani ihracatta olsun ya da diğer sektörlerde olsun kadınların öneminin artırılması Türkiye'nin yine kalkınma politikalarında yer alıyor. 5 yıllık kalkınma planlarının en baş maddelerinden bir tanesi kadın istihdamını artırmaya yönelik çaba. Politikalar. Evet. Dolayısıyla bu da kalkınma politikası olarak görülüyor bir nevi. Kadının istihdama katılımı, kadının iş gücüne katılımı etkin bir şekilde rol alması. Kalkınma politikalarındaki aslında yani biraz daha değerlendirecek olursak bu projelerle birlikte gerçekten kalkınma politikaları nereden nereye geldi? Biraz da onu tartışalım istiyorsanız. Tabii ki. Aslında kalkınma bir dönüşüm süreci, bir süreç işi. Önce bunun bir stratejik planı yapmak gerekiyor. Kalkınma ajanslarının tamamı da önlerinde 8-10 yıllık bir kalkınma planları var. O plan sahadaki tüm paydaşların ortak katkılarıyla hazırlanmış bölgenin bir müktesebatı, kalkınma müktesebatı. Dolayısıyla aynı zamanda bir referans döküman kaynağı. Bu eylem planı, bu kalkınma planı üzerinde bölgenin gelişme eksenleri açık bir şekilde belirlenmiş ve bu gelişme eksenlerini ileri taşıyacak projeler, destekler, faaliyetler belirlenmiş. Biz onların üzerinden hareket ederek bölge kalkınmasına ivme kazandıracak model projeler geliştiriyoruz. Bunun örneğin enerji alanında işte Türkiye'nin ilk kamu eliyle yapılmış biyogaz enerji santralini hayata geçirdik. Çünkü bizim bölgede hayvancılık da yaygın. Hayvansal atıkların değerlendirilmesi, çevre dostu işlemeyle enerjiye dönüştürülmesi ve bunun yanı sıra sıvı gübre üretimini sağlıyoruz. Yine bölgemizde bildiğiniz gibi kuraklık var. Mevsim sıcaklıkların artması, küresel ısınmaya bağlı ısı yükselmeleri var. Doğru. Bu da hem üretimi, tarımsal sulamayı zorlaştırıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üreticiler enerji de kullanamıyorlar. Biz bunu çözmek için yeni bir proje başlattık. Gaziantep'te Barak Ovası denilen bölgede 5 megawattlık bir güneş enerji santrali kuruyoruz. Bu enerji santrali kurulduğunda yaklaşık 30 bin hektarlık bir araziyi sulayabileceğiz ve enerji maliyetleri de yarı yarıya düşecek. Yaklaşık 1000 kişinin hayatına dokunacağımız bir proje. Buna bağlı olarak tarımsal üretim artacak, ürün çeşitliliğimiz artacak ve istihdam artacak tarımda. Önemli bir proje. Yine geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız bir Antep fıstığı lisanslı depo kurduk. Türkiye'nin yine ilk lisanslı Antep fıstığı deposu. 10 bin ton fıstık depolama kapasitesine sahip. Bu zamana kadar fıstık üreticileri topladığı fıstıkları ağaçtan toplar toplamaz satmak zorunda kalıyorlardı. Veya evlerinde veya ofislerinde uygun olmayan ortamlarda saklamak zorunda kalıyorlardı. Bunda riskleri vardı. Çalınma riski bir taraftan bulunmakta. Bunun yanı sıra hastalık bulaşması, işte aflatoksin dediğimiz maddenin yükselmesi gibi tehlikeler fıstığı bekliyordu. Kararma sorunu vardı. Bunu ortadan kaldırmak için bu depoyu kurduk. Hijyenik bir ortamda, steril bir ortamda her ürün depoya giren kontrolden geçerek temin ediliyor.
En önemli özelliği fıstıktaki fiyat regülasyonunu sağlamış oluyoruz bu yatırımla. Evet, bunu da sormak istiyorum. Şu an yani özellikle şu dönemde mesela evet. fiyatlarda, fıstıklarda çok ciddi de artışlar söz konusudur evet. değil Şimdi mi? Şimdi hasat zamanı, inşallah bu sezonun hasatları, ilk hasadı yapıldı. Hı hı. Devamı da artacak inşallah önümüzdeki aylar içerisinde, Ağustos, Eylül ayında özellikle. Üreticilerimiz hı hı. fıstıklarını elektronik senet karşılığında teslim edecekler depoya. Ve artık ürünlerini komisyoncu gezdirip satmayacaklar. Hı. Ellerindeki elektronik senetle bilgisayarda tek tıkla bir fıstık üreticisi istediği kişiye ürününü satabilecek. Hı hı. Bunun şöyle avantajı var. Hem bu konuda Tarım Bakanlığı da devletimiz de çiftçilerimizi destekliyor depoları kullanma konusunda. Hı hı. Gerek stopaj vergilerinden muafiyetler var. Ondan sonra yine sigortası var. Ürün garanti altında sigortalı bir şekilde. Üçüncüsü piyasada ne kadar fıstığın olduğunu biz o depodan görebileceğiz. Ama daha önce çeşitli spekülasyonlarla fıstığın fiyatı ya yükseltiliyor. Bir sürü değişik olaylar oluyordu. Ama şimdi bunların önüne geçmiş olacağız. Her şeyden önce fıstık üreticisi ürününü hak ettiği fiyata güvenilir bir şekilde satış imkanına sahip oldu. Bu süreçte inşallah bu tesisimiz tüm bölgeye hitap edecek. Antep fıstığı sadece Antep'te üretilmiyor. Antep'in civarındaki hı hı. Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa illerinde de üretiliyor. Dolayısıyla burada ürünler, fıstıklar analiz edilerek ondan sonra güzel bir şekilde planlamayla hı hı. depoda korunacak ve üretici elektronik senetle tek tıkla anında istediği kişiye satabilecek. Bu da en önemli özelliği. Çok güzel. Hem tarım, hem turizm. Hizmet, hem turizm, hem sanayi evet. tarafında bir takım projeler var. Projelerinizi nereden takip edebiliriz? Projelerimizi Kalkınma Ajansımızın ika.org.tr web sitesinden, yine sosyal medyadan Twitter, hı hı. LinkedIn, Facebook gibi web sitelerimizden, ika.org adreslerimizden takip edebilirsiniz. Sizinle ortak çalışabilir miyiz peki? Yani projelerinize destek vermek için gönüllü olmak isteyenler vesaire olursa ya da bu projeleri takip ederken kapılar açık mı? Bunu da sormak isterim. Kesinlikle. Burada şunu söyleyeyim size. Mesela biz Kilis'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri yapıyoruz. Kilis'te aha. yaklaşık 4500 yıllık gen kaynağına sahip asırlık zeytin ağaçlarımız var. Bunların da yapılan kazılarda, arkeolojik kazılarda özellikle Oylumhöyük'te 4500 yıllık zeytin çekirdekleri bulduk. Hı hı. Bunu da biz tanıtımda kullanıyoruz. Ve Kilis'teki zeytinimiz çok organiktir, ilaçsızdır. Erken hasat yapılıyor. Türkiye'deki belki de polifenol oranının en yüksek olduğu zeytin. Canan Karatay'ın tabiriyle altın suyu diyoruz. Hı hı. Ondan doğru. sonra bu anne sütüne, sütün içerisindeki hı hı. sağlık bileşenlerine sahip bir yağ. Dolayısıyla biz bunu uluslararası yarışmalarda da değerlendirdik. Şu an son 2 yılda Kilis zeytinyağının kazandığı 8 tane madalya var. Çok güzel. Bunların her birini takip ediyoruz. Bunların tanıtımında ayrıca şu anda peki. ajans olarak sınır ötesinde çalışmalar da yapıyoruz. Elbap'ta ekonomik görünüm raporu hazırlıyoruz. Ona göre bölgenin yatırım stratejilerini hazırlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Burhan Bey. Çok güzel bilgiler verdiniz, aydınlattınız bizi. Efendim İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Burhan Akyılmaz'la birlikte yine yapılan kalkınma ajanslarında özellikle yapılan projeleri dile getirmeye çalıştık ve gelişmeleri aktardık. Programımızın sonuna geldik. Yarın saat 8.30 gösterdiğinde ekranlarınızda olacağım. Hoşçakalın. Total İstasyonları gün ortasını sundu.